Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda fonksiyonlarla ilgili bir kuraldan bahsedeceğiz. F fonksiyonu r-a'dan r-b'ye tanımlı. Fx birebir ve örten bir fonksiyon dediği zaman. Arkadaşlar bu ifade şu anlama geliyor. A değeri fx'i tanımsız yapan değerdir. B değeri ise f'in tersini tanımsız yapan değerdir. Yani tanımsız yapan değer dediğimiz paydayın köküdür. O anlama geliyor arkadaşlar. A fx'i tanımsız yapan değer, paydanın kökü. B de f'in tersini tanımsız yapan değerdir. Yani paydanın köküdür. Şimdi bununla ilgili karşımıza nasıl sorular gelecek? Onlara bakalım. İlk sorumuz. F r-4'ten r-2'ye tanımlı. Fx 2x-1 bölü x- a ise a kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 değeri fx'i tanımsız yapan değer demiştik. Yani 4'ü alıp aşağıda yerine yazdığımız zaman 0'a eşitlersek denklemi sağlaması gerekecek. Yani x yerine 4 yazıyorum. Sadece paydada. Bizi pay ilgilendirmiyor arkadaşlar bu tarz sorularda. 4 eksi a eşittir 0 diyorum. A'yı karşıya attım. A eşittir 4 bulmuş olduk. Devam ediyorum şimdi örnek sorulara. Karşımıza çıkabilecek farklı soru tiplerine. F r-2'den r-5'e tanımlı. Fx ax artı 2 bölü x-2 ise a kaçtır? Şimdi 2 değeri fx'i tanımsız yapan değerdi. Gördüğünüz gibi 2'yi yazarsak 2-2'den 0 oluyor. Zaten tanımsız yapan değer. Ama bize a'yı soruyor. 5 ise f'in tersini tanımsız yapan değerdi. Hemen f'in tersini buluyorum. F'in tersini alırken eksi 2 ile a işaretleriyle beraber yer değiştirecek. Hem işaretleri değişecek hem kendileri yer değiştirecek. Yani 2x artı 2 bölü x eksi a olmuş oldu. 5 değeri f'in tersini tanımsız yapan değer. Yani f'in tersinin paydasının köküydü. X yerine 5 yazıyorum. 5 eksi a eşittir 0'dan a'yı karşıya atarsak a eşittir 5 olarak bulmuş olduk. F r-3'ten r-1'e tanımlı. Fx ax eksi 3 bölü x artı b ise a artı b kaçtır? Arkadaşlar 3 değeri fx'in paydasını tanımsız yapan değerdi. Yani fx'in tanımsız yapan değerdi. X yerine 3 yazarsam 3 artı b eşittir 0'dan 3'ü karşıya atıyorum. B eşittir eksi 3. A'yı bulmak için önce f'in tersini buluyorum. B ile a hem işaret hem yer değişikliği yapacak. Eksi bx eksi 3 bölü x eksi a olmuş oldu. Eksi 1 paydayı 0 yapan değerdi. X yerine yazıyorum. Eksi 1 eksi a eşittir 0'dan a'yı karşı atarsam a eşittir. Eksi 1 olur. A artı b de eksi 3 eksi 1'den eksi 4 olmuş olur. Evet arkadaşlar son sorumuz. F r-m'den r-n'e tanımlı. Fx 2x-5 bölü x artı 3 ise m çarpı n kaçtır? F'i tanımsız yapan değer. X artı 3 eşittir 0'dan x eşittir eksi 3'tür. Yani m değeri eksi 3'tür arkadaşlar. F'in tersini buluyorum. 3 ile 2 yer değiştiriyor. Hem de işaret değiştiriyor. Eksi 3x eksi 5 bölü x eksi 2. Şimdi burayı tanımsız yapan değer x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 çıkar. Yani n değerimiz 2'dir. M çarpı n de eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.